Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diyette tatlı isteğinizi giderecek inanılmaz güzel bir lezzetle geldim. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimiz için 2 tane elma kullanıyoruz. Elmalarımı yıkadım daha sonra da kabuklarını soydum. Elmalarımızın kabuklarını soyduktan sonra da rendeleyelim. Elmalarımı rendeledikten sonra da ocağa alıyorum. Kısık ateşte suyunu bırakıp çekene kadar çok güzel bir şekilde kavuralım. Bu işlem yaklaşık 7 dakika falan sürüyor. Elmanın suyunu bırakıp çekmesi bu tarifte çok önemli. Çünkü hamur haline getireceğimiz için çok güzel tutabilmesi için de suyunu çekmesi gerekiyor. Çok güzel bir şekilde kavuralım. Daha sonrasında da ocağımızı kapatalım, soğutalım. Elmamı soğuduktan sonra yarım tatlı kaşığı tarçın koydum. Elmaya ben çok yakışıyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Daha sonrasında da 1,5 su bardağı da çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz yerine fındık ya da badem de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de güzel olur diye düşünüyorum. Bu tarifin bitmiş halini sizlere gösterdim ama tarif olarak vermemiştim. Kaç gündür istiyorsunuz. Elmam kalmamıştı. O yüzden elma aldıktan sonra yapabildim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Tatlımızda şeker kullanmıyoruz ama elmanın verdiği tat gerçekten çok güzel. Geçiyor mutlaka da tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi sadece 3 malzeme kullandım. Elmanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre cevizin miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz ya da yanınızda birazcık fazladan bulundurabilirsiniz ilave edebilmek için. Kaşığımızla çok güzel bir şekilde karıştıralım. İlk başta böyle 3 malzemeyi karıştırırken bundan nasıl hamur olacak, nasıl yuvarlayacağım hissine kapılabilirsiniz ama karıştırdıkça kıvam aldığını göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde toparladım ve kenara aldım. Daha sonrasında da birer tatlı kaşığı bu şekilde ölçü yaparak avcumuzun ortasında yuvarlayalım. Bütün malzeme bitene kadar bu şekilde tatlı kaşığıyla ile ölç alalım ve avucumuzun ortasına yuvarladıktan sonra da her tarafını Hindistan cevizine bulayalım. İsterseniz yapı yapmaz yiyin, isterseniz kahvaltınızda yiyin, isterseniz de akşam yemeğinde tercih edin. Gerçekten böyle tatlı isteğinizi giderebilecek inanılmaz lezzeti çok güzel oluyor. Bunu ilk yaptığım zaman güzel olur mu olmaz mı bunun tereddütünü yaşadım. O yüzden ilk bir kendim denedim. Lezzetinin garantisini verdikten sonra da sizlerle paylaşıyorum. Ben ilk yaptığım şeyi paylaşmayı sevmiyorum. Çünkü hani anlatırken detaylı veremiyorsunuz. Ölçü yaparken de hani şu kadar koysam bu kadar koysam ilave etsem bu şekilde gözüme hoş görünmüyor. O yüzden de hani öncesinden deneyip sizlere net bir şekilde ölçü vermeyi seviyorum. Tarifimizi diyette olanlar için yaptım ama normal hayatınızda da yaparsanız sağlıklı bir şekilde de beslenmiş olursunuz. Gerçekten lezzet garantilidir. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. İzledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Denedikten sonra da fikir yorumlarınızı mutlaka yorum kısmında bizlerle paylaşın. Allah nasip ederse birazdan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın